Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün OSM videosu ile karşınızdayız. Bugün kısa bir video olacak. Tabii diğer günler böyle olmayacak. Bugünlük sadece videomuz hem geç de gelmiş oluyor sizlere. Videomuz 10 dakika civarında gibi olacak. Bir sonraki OSM videolarımızı daha detaylı inceleme yapacağız. Ama bugün daha detaylı inceleme fırsatım yok. Daha detaylı şu an inceleyemeyeceğiz. Ligdeki puanları veya sonuçları diyelim, yani biraz belki de uzun konuşamayacağız. 15 dakikalık bir video olmayacak diyelim. Ve bugün haftanın en ciddi maçlarından birisi Lille-Brest karşılaşması. Gerçekten çok önemli karşılaşmalar oldu. Çok önemli karşılaşmalardan geçtik hafta sonu ve hafta sonu mağlubiyet almadan tamamlayabildik. Ve dünkü maçta da gerçekten Brest'i de tebrik etmek lazım. Güzel bir oyun ortaya koydular ama tabii ki de maçı skorunu sizlere şu an aktarmıyoruz ve maça geçiyoruz. Maç başladı ve korna da çalıyor. Özür dilerim korna siz gelirse. Hani çok uzak bir mesafe, 4. dakika. Frenkie de Jong geliyor, 4. dakikada Frenkie de Jong atıyor frikikten, topu alara gidiyor, 1-0 oluyor. Frenkie de Jong'un arka golü. Lille takımı de Jong'un golüyle 1-0 öne geçiyor Brest karşısında. Frenkie de Jong 8. golünü atıyor ligde. Lille'de santra tekrar başladı. Brest'te zayıf şutlar geliyor. Mario Fernandez 31'de sarı kart dedi. Mario Fernandez hakemin spreyini sildi. Hızlı hücum şansı. Muhammed Çoğ uzak köşeye bırakacak, gol atmayı deneyecek. 17 yaşındaki Muhammed Çoğ geliyor Brest takımının pozisyonunda. Muhammed Çoğ kaleci susunamaz. Harika işler çıkartıyor Onana. Rice çıkmış çalımıyla topu ileri yolladı. Frenkie de Jong şutunu çekecek. Frenkie de Jong geliyor. Çalımını attı. Frenkie de Jong şutunu çekti. Frenkie de Jong 34'te Frenkie de Jong. Frenkie de Jong kaleci de yine kurtarış yapıyor. Bu sefer de Polonyalı kaleciden kurtarış geliyor. 36'da Goreska sarı kart gördü bu pozisyonun ardından çok sert kaydığı için. Ve maçın ilk yarısı bitiyor. Lille 1-0. Devre arasında Lille takımı 1-0 önüne giriyor. Ve şu an karşılaşmada 1-0'lık üstünlüğünü bulunuyor Lille takımının, ev sahibi takımın. Ve ikinci yarı başlıyor. İkinci yarıda çok pozisyon yok. David'in zayıf şutu geldi. Ardından Rice'ın zayıf şutu. Casemiro 65'te sarı kart dedi. 65'te sarı kart diyor. Casemiro tarafından mükemmel bir pas. Muhammed Çoğ kaleciyle karşı karşıya. Muhammed Çoğ topu sürdü. Muhammed Çoğ geliyor şutunu çekiyor ama. Ama kaleci onu engelledi. Onana işte. Onana engelliyor onu. Dybala kafayla topu sektirdi. Saka, Nsaka voley oynayacak. Saka İngiliz oyuncu gidiyor. Saka. 73. dakikada 19 yaşındaki genç oyuncunun şubuşu. Brest takımının da genç bir kadrosu var. Gerçekten iyi bir kadro. Ama buna rağmen şu an gol atamadılar. Ve 90 düdüğü son düdüğü çalıyor. 90 dakika bitiyor. Lille takımı evinde zor da olsa 1-0'lık bir skor ile bu karşılaşmayı kazanmış oluyor. İstatistiklere bakarsak biraz istatistik zayıflığı vardı. Biraz ortalama kadro rankları %9'a 111'di. Belki de onun etkisi olmuş olabilir. Karşı rakipten Dybala, Casemiro ve Mario Fernandez, Zuma. Kötü oynamış Zuma da biliyorsunuz ki bizim eski oyuncuydu. Eski oyuncumuzu PSG'ye sattık. PSG'den de Brest takımı aldı. Ne eski oyuncumuz bize karşı da kötü oynamış. O da ilginç bir şey. Bizim de en iyi oyuncularımızdan Onana, Davis, Varane, Moreno, Ferranzi, Sanchez, Goreska bugün kötü oynamış. Rice güzel oynamış. Frenkie de Jong 9'luk bir performans göstermiş. Barella da 8'lik bir performans. David de 9'luk bir performans. Gerçekten çok iyi bir forvet David. Bunu da söyleyip de geçmek istiyoruz ve şunu da hemen aktarıyoruz sizlere. Burada istifa eden arkadaşlarımız oldu, aktif olmayan arkadaşlarımız oldu. Angels menajeri kaç günden beri oyuna girmiyordu. Angels menajeri oyuna girmediği için attık. Reims menajeri de girmiyordu ama Reims menajeri bize söyledi, aktif olamayacağını söyledi ve Montpellier menajerinin de bir başka nedeni var. O da şu an girmiyor. O da bize durumunu açıkladı. Durumunu açıklayanları ligden atmıyoruz. Bunu tekrar söyleyelim. Durumunu açıklayanları ligden atmıyoruz. Ama keyfiyetten istifa edenleri maalesef bir sonraki liglerimizde geç alıyoruz. Bunun da sebebi ne? Ligde son haftalarda son heyecan kalmayacak bir şey olmuyor. Biz de heyecan olması için böyle bir şey yaptık. Clermont-Fault menajeri okullar açılıyor biliyorsunuz. Bu yüzden istifa etti. Tabii
anlayışla karşılanabilir bir şey bu. Bu yüzden o istifa etti. Onun yerine de gelebilirsiniz Clermont-Ferrand'da. Şu an bir kişilik menajer boşluğu var. Bir kişilik Angels'a bir yeni menajerimiz gelmiş. Mesut 077. Ona da buradan eğer videoyu söyleyelim. Yani istifa etmesin. Çünkü istifa edenler bir sonraki liglerde geç alınacak. Çok özelden mesaj geliyor ama ben bakamıyorum bazen. Bazen ben unutuyorum. Galiba bu arkadaşım Mesut galiba yazdı ama daha cevap bile veremedim. Bak daha videodayım, bak daha cevap bile veremedim. Ona da yazarım bir şey. Evet, bugün bir skorlara bir bakalım. Skorlara derken Venice zaten. Venice'a çok büyük şey oldu. Yani Venice bundan 10 gün öncesine kadar ligin en güçlü takımlarından, kadrosu güçlü olmamasına rağmen iyi bir, ciddi bir performans sergileyerek ligde birinci sırada olan bir Venice şu an çok ilginç bir şekilde bayağı aşağılı sıralara düştü. Hani Şampiyonlar Ligi'ne bile gidecek mi gitmeyecek mi belli değil ki, gitmeyecek gibi. Venice en azından hedefini tutturmak peşinde artık. Yani çünkü yani bu oyunun, bakın ben bu oyunu anladım artık. Bu oyunun yarısı değil. Bu oyunun %65'i taktik, %35'i kadro etkiliyor. Yani %65 kadro, %35 taktik. Bunların hepsi gerçekten böyle. Yüzdeleri bence böyle. Çünkü artık yani ben bu oyunu, var ya, ben bu oyunla büyüdüm. Yani ben bu oyunu veletken oynuyordum. Küçücükken oynuyordum. Kaç yaşında? 11 yaşından başladım artık. 12 yaşından başladım. Mobili bunun çıkar çıkmaz. Ben bunu oynadım. Mobili çıkar çıkmaz. Ben bu oyunu oynadım. Hep bu oyunu oynadım. Hatta benim birçok hesabım vardı. Yani bu hesabım artık 2019 hesabı. Daha ben bir de öncesinde benim oynadıklarım da sayılsa of. Ben şu an dünyanın belki de sıralamasında ilk binlerdeydim, yani belki de abartmıyorum. İlk binlerde olabilirdim şu an. Şu vaziyette ilk binlerde olabilirdim. Yani bunun da ben videosunu çekeyim dedim. Bir gün dedim böyle YouTube'a başlayayım dedim. Böyle kendim kara kara düşündüm. Dedim ulan dedim ne, böyle video çeksin var. Böyle YouTube'a başlayasın var. Çünkü herkes artık, baktım Allah Allah, herkes YouTube çekiyor. Dedim ben de bir deneyeyim dedim kendimi. Denedim. Tabii ilk çektiğim OSM videosu. Ya şu an ben izliyorum da o videoyu. Affedersin de öyle bir ruhsuz maç anlatılır mı ya? O kadar bir ruhsuz maç anlatmışım ki. Neyse, o videoya tepki de gelecek. Yani o benim kendi videoma kendim özel işleri de yapacağım. Ve ilk OSM videomuz olduğu için de o video özel bir video olacak. Yani o videoyu tekrar sizlerle beraber videonun içerisinde tekrar izleyeceğiz. Tabi izlemeyen arkadaşlar illaki vardır. Bu arada bu otobüsler de bayağı fişek gibi geçiyor. Bunun için yapacak bir şey yok. İllaki bir orada bir yanlışımız var. Tabii ki 5 dakikalık zamanlar çok böyle uzun bir video çekme derdinde hiç değilim. Hiç. Niye uzun çekmiyordum? Vallahi ben de bilmiyorum. Yani ben lekketlerde yetmez diye herhalde öyle düşünüyordum. Sadece maçı çekiyordum. İstatistikler falan yok ama biraz da tabii Erzurum Spiker o zamanlar modaydı. Biraz kanalın görüntülenmesi artsın diye öyle bir şeyler yaptık. Yani o bizim yaptığımız taktik yerde aslında. Yani şu an ben bakıyorum da Erzurum Spiker taklit videolarım 2000 üzerinde izlenen videolarım var. 400, 500, 600, 700 izlenen var. Yani abartmıyorum. Gerçekten böyle bir sonuç ile karşılaştım. Bir de yeni video, ilk videomu da yorumlayacağım. Tabii ki de bayağı bir uzun süre geçirdik. Bayağı bir video çektim. Yani 600'den artık 700'e yaklaştık diyebilirim. Yani inşallah kitlemiz de artar. Çünkü güzel OSM videolarımız var. Her gün kariyer çekiyoruz. Her gün olmasa da yani hafta sonu hariç her gün geliyor. Sadece bir cuma gelemedi. Yani bugün de geç geliyor. Anlayışlı olursanız sevinirim diyorum.
Tabii ki de yarın da güzel bu videonun acısını çıkarttı güzel bir video olacak. Şu an artık biraz da kısaca videoyu bitirmeye gelelim. Çünkü biraz da onun niye duyurusunu yaptım. Bu ilk tepki OSM videosunda sizlere karşı sizlerle beraber izlemek ve çekmek isterim. Yani izlemek isterim. İlk videoma tepki de yapabilirim veya ilk sesli videom. İlk sesli videom da vardır. Yani bakacağız. Onlara bakacağız. Buradaki bir sonuçları aktaralım. Kadromuz çok mükemmel bir kadro oldu gibi. Yani öyle gidiyor kadro. İyi olmaya gidiyor. Burada da Brest'i 1-0 yendik. Ciddi bir maçtı. Bizim için önemli bir maçtı, yendik. Rennes Clermont-Ferrand'la beraber kaldı. Nantes karşılaşmasında Nantes 3-0 yendi. Metz Lorient'ı 3-1 yendi. Bordeaux Strasbourg'u 2-1 yendi. Saint-Étienne Marseille'yi 3-0 yenmiş. İlginç bir skor olmuş. Sürpriz bir skor olmuş. Lyon Lens'i 1-0 yenmiş. Troyes Angers karşılaşmasında Angers Troyes'i 5-1 geçmiş. Montpellier Lig'in son sıralarındaki olan takım çok büyük bir sürpriz yapmış ve Paris'le berabere kalmış. Monaco'da Reims'i 5-0 ile geçmiş. Ciddi bir skorla geçmiş. Bu kadar gol yemenin amacı neydi? Oy, bu kadar gol mü yedi? 4-3-3 tabii canım. 4-3-3. Ondandır. Golleri kim atmış, onlara bakalım. Onlara bir görmedik. Roberto Firmino Fatih asist atmış. Fatih sonra gol atmış. Bir gol bir asist Fatih'den. Oo, genç oyuncu. Yani 4-3-3 A oynamış. Ve böyle kalecini mükemmel oynayınca, tabii ki de tüm takımda 9 oynayınca böyle olması da normal olmuş. Ve lig tablosuna baktığımızda işte lider olamadık hiçbir şekilde. Sezonun ilk haftasından itibaren lider olamamıştık ama 24. veya 25. haftadan itibaren artık bu liderlik koltuğunu kapmış bulunmaktayız. Lig takımı 56 puanla 1. sırada lider durumda. Monaco 55 puanla 2. sırada. Paris Saint-Germain 51 puanla 3. sırada. Brest 48 puanla 4. sırada. Rennes 45 puanla 5. sırada. Nantes 44 puanla 6. sırada. Bordeaux 43 puanla 7. sırada. Angers 37 puanla 8. sırada. Reims 36 puanla 9. sırada. Lorient 35 puanla 10. sırada. Clermont-Ferrand 31 puanla 11. sırada. Lyon 31 puanla 12. sırada. Marsilya 29 puanla 13. sırada. Nice 26 puanla 14. sırada. Strasbourg 23 puanla 15. sırada. Metz 22 puanla 16. sırada. Troyes 19 puanla 17. sırada. Montpellier 11 puanla 18. sırada. Lens 9 puanla 19. sırada. Saint-Étienne 9 puanla 20. sırada yer alıyor. Ligin en golcüsü Vlahovic olarak görülüyor. Bizden de en golcü De Jong olarak gözüküyor. Ardından Goreska geliyor. Orta sahalarımızın işte buradaki katkısını burada görebiliyoruz. Ve Raheem Sterling'de asistçi şu an. Tabii çok da maç oynatmıyoruz onu. Yedek kaldı çünkü Sterling. Ama tabii ki de en iyi oyuncularımızdan birisi. Ve burada Frenkie de Jong, de Jong, de Jong, de Jong şov yapmaya devam ediyor. Yani bir önceki İtalya ligimizde 16 asistle asist kralı olmuştu. Burada da gol kralı olmaya da yakın, asist kralı olmaya da belki yakın. Ama ligin en güçlü oyuncularından birisi Frenkie de Jong. Ve Varane 21 maça çıkmış, 1 gol atmış. Gerçekten çok iyi bir savunmacı, mükemmel bir savunmacı. Bizim en önemli savunmacılarımızdan birisi. Ve Declan Rice gol ve asist yapmasa bile defansın vazgeçilmez ve defansa top geçirmeyen adamdan bahsediyoruz. Declan Rice 110'luk bir adamımız, her ligde aldığımız bir oyuncu, özel bir oyuncumuz, her ligde bizim için değerli olan bir oyuncumuz ve onu kaptırmak istemediğimiz bir oyuncumuz. Declan Rice 17 maç yapmış ve 7.8'lik bir performans göstermiş. Gerçekten güzel bir performans. Florenzi 14 maç 1 gol 2 asist, o da ortalama düzeyde iyi bir performans göstermiş. Öncelerde yedek olsaydı, yedek olsa bile gerçi zaten Mahle yoktu, onu o sahaya soktuk.
Mahile maalesef yoktu. Bak yine 15 dakikalık olmayacak dedim ama oldu. Yani yine bak yine bir şeyler yapmışız. Yani video yine iyi, güzel yapmışız videomuzu. Yani burada gerçekten Mahle'nin yerini tuttu diyebiliriz Florenzi. 100, yine o da 105'ti. Ama tabii Mahle biraz daha 105'in sonlarındaydı. Biraz daha az oyuncuydu. Ama burada her şeye rağmen takımımız kazandı. Onana da kendini biraz düzeltti. Silesen'e bir şey demiyorum abi. Kazmanın önüne giden ama inşallah bir şey yapmaz bize. Lunin de gelişiyoruz. Lunin de Silesen'i geçecek gibi. Silesen'i de 70 milyona da 70 milyona falan bırakacağız. Böyle diyelim. Bugünlük videomuzu bitirelim. Daha da fazla uzatmaya gerek yok diyelim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Daha detaylı bir şekilde yarın videolarımız gelmeye devam edecek. Sadece biraz bugün detaysız geldi. Umarım anlayışlı olursunuz diyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.